Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. TP-Link'in Wi-Fi güçlendirici yani menzil genişletici ürünü ile birlikteyiz. Şu anda bulunduğum oda oturma odası ve arka odalarda, çocuk odasında falan özellikle internetim çok iyi çekmiyor. O yüzden böyle bir ürün almaya karar verdim. Şöyle kutu içeriğini göstereyim hemen sizlere. Şöyle kullanım kitapçığı, garanti belgesi. Bunlar çıkıyor. Ekstra olarak şu şekilde kutunun içinde Wi-Fi güçlendirici yani menzil genişleticimiz çıkıyor arkadaşlar. Priz de çalışıyor bu. Direkt prize takıyoruz. Yani ne tarafta Wi-Fi'miz kuvveti azsa orada prize takıyoruz arkadaşlar. O tarafa yakın bir yere. Wi-Fi'den aldığı sinyali oradan biz kullanıyoruz. Şimdi bunun kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar. Kurulum için bize hemen şöyle kutunun üstünde kare kod var. Buradan bu kare kodu okutarak telefonumuzdan Android ya da iOS'tan Google Play ya da App Store'dan uygulamasını indirerek o uygulama üzerinden kurulumuna başlayacağız arkadaşlar. Şimdi kodu okutalım. Evet arkadaşlar, telefonumuz üzerinden hemen şöyle tarayıcıyı açayım ben. Şuradan kare kodu okutmaya çalışayım. Evet. Kare kodumuzu gördü. İnternet sitesine git diyorum. Biz direkt Google Play'e yönlendiriyor zaten. Şöyle TP-Link Tether diye bir uygulaması. Daha önce kurulumunu yapmadım. İlk defa videoda yapıyorum. O yüzden yanlışlarım olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Buradan uygulamamızı indiriyoruz. Benim modemim şu anda oturma odasında. Şöyle televizyonun hemen arkasında. Şurada da gördüğünüz gibi bağlantıları. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar uygulama üzerinden bir üye olmamız gerekiyor. Kendi adımıza bir profil açmamız gerekiyor. Hemen şöyle uygulamayı aç diyorum. Evet. Şu şekilde bir ekran karşıladı bizi. Şöyle. Buradan TP-Link ID oluştur diyorum. Kabul ediyoruz. Buradan bir mail istiyor bizden. Ben bu kısmı hemen şuradan dolduruyorum. Daha sonra parola istiyor. Evet arkadaşlar, hesabı oluşturdum. Daha sonra mailime TP-Link'ten bir etkinleştirme maili geliyor. Kaydı bitirmek için tıklayın diyor burada. Kaydı bitirmek için tıklayın'a tıklıyorum. Ve aktivasyon başarılı dedi. Şimdi Tether uygulamamıza geçiyoruz. Aktif ve giriş yap diyoruz. Otomatik olarak şey yaptı zaten. Hesaba giriş yaptı. Şu an uygulamaya giriş yaptık. Ben hemen şunu modeme en yakın yerdeki prize takıyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıya takayım. Bu şekilde ışıkları görüyorsunuz. Şu an yanıp sönen power ışığı. Bunun sürekli yanmasını bekleyeceğiz. Evet, sürekli yandı. Ve hemen yanında virus ışığı da yandı. İkinci yanan ışık da virus ışığı arkadaşlar. O ışık yandıktan sonra hemen uygulamamıza tekrardan geliyoruz. Şurada yukarıda artıya tıklıyoruz. Daha sonra buradan ne istediğimiz yani neye bağlanmak istediğimizi soruyor bize. Menzil genişletici diyoruz. Güç LED'i yanıyor mu diyor. Yani power ışığı yanıyor mu diyor. Şu anda yanıyor power ışığımız ve virus ışığımız. Güç LED'i yanıyor'a tıklıyorum arkadaşlar. Konum izni veriyorum. İleri diyorum. Şu anda genişleticiyi arıyor arkadaşlar. Evet. TP-Link Extender diye genişleticimizi buldu. Bağlan diyorum. Bağlantı başarılı şu anda.
genişleticiye bağlanıyor diyor. Bizden bu genişleticiye bağlanabilmemiz için, yani şöyle söyleyeyim, genişletici bize ikinci modemmiş gibi. Yani modemden aldığı interneti bize tekrar başka bir modemden alıyormuşuz gibi aktarıyor diyelim. Yani ondan alıp bize başka yere veriyor. Elden ele veriyor gibi. Şimdi buraya da bir parola oluşturmamız gerekiyor. Ben buraya da modemimizin şifresini koyacağım. Aynı şifreyi kullanacağım. Hemen şöyle şifreyi yazayım. Evet, şu anda şifreyi yazdım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bulunduğum yerdeki Wi-Fi'ları hepsini burada görebiliyorum. Benim internetimin adı Fiber HGV TP7A02-2.4 GHz olan. Yani en üstteki, zaten sinyal gücü de en fazla olan. Şu anda modemin yanında bulunduğum için buna bağlanıyorum arkadaşlar. Bu kısma ise modemimizin şifresini, yani normalde kullandığımız internetin şifresini girmemiz gerekiyor. Hemen onu gireyim. Zaten biraz öncekiyle aynı şifreyi yapmıştım. Herhangi bir aksaklık olmasın diye. Girdikten sonra ileri kısmına tıklıyorum yukarıda. Ve daha sonra aşağıdan ileriye tıklıyorum. Şifrenizi kontrol edin diyor. Kontrol ediyorum. Doğru. Daha sonra aşağıdan ileri diyorum. Uygula diyorum. Ve şu anda ayarlar uygulanıyor arkadaşlar. Genişleticimiz üzerinden ayarlar uygulanıyor. Ve daha sonra orada, hemen şurada, evet, demeye kalmadan ışıklarımız yandı. Şu anda menzil genişleticimiz şu anda aktifleşti diyebilirim. Ayarlar uygulanıyor hala. Bu ışıklarımız da yandığına göre şu an için bir sorunumuz yok arkadaşlar. Şöyle %63'lerde hızlı bir şekilde uyguluyor zaten. Çok uzun sürmüyor. Bu genişleticiyi arkadaşlar diğer tarafta kullanacağımız bölgeyle modem arasında olan bir ölü bölgeye koymamız gerekiyor. Ben bunu şimdi direkt çocuk odasına takmayı düşünüyorum. Orada yine şey yapacağız. Bir takıp yine bir kontrol edeceğim. Orada bağlanırken yine tekrardan göstereceğim size de. Konum iyi görünüyor diyelim. Şöyle ağa bağlan diyelim. Evet, kullanılabilir ağlarda. Şu an yazı kısmı biraz küçük ama normal kullandığımız internetin, yani modemimizin isminin sonuna sadece alt tire ext geliyor. Extend diye, yani genişletici bizim olduğu Wi-Fi'ye bağlanmamız için buraya bağlanmamız gerekiyor. Aynı zamanda normal internetimizin de bağlantısı var. Şimdi ben bitti diyeyim arkadaşlar. Şimdi ben bunu bilgisayarda şey yapacağım. Diğer tarafta, çocuk odasında, bilgisayarda deneyeceğim. Şimdi oraya geçelim. Genişleticimizi de oraya takalım. Ona göre sonuçları hep birlikte. Evet arkadaşlar, şu an çocuk odasındayım. Buraya taktım menzil genişleticimizi. Hemen şuradan bilgisayarın başına geldim. Burada normalde Wi-Fi'ye bağlıydım. Şu anda şöyle göstereyim. Burada bilgisayar müşteri çekiyor. Ama ben daha da güçlü bir internet alabilmek için, hem de telefonlardan internet alabilmek için buraya menzil genişleticimiz, şöyle göstereyim, burada daha uzun yazdığı için aynı isim, sonuna sadece alt-ext geliyor. Biz buna bağlanmamız gerekiyor. Bağlan diyorum. Oluşturduğum şifreyi yazıyorum arkadaşlar. Evet, şu an parolamı yazdım. Evet diyorum. Ve şu anda evet, bağlandı. Menzil genişleticimizi şu şekilde görüyorsunuz sanırım, parlamıyor. Şu anda bağlı.
Hemen buradan internetimize giriyoruz. Evet, arayüzümüz geldi. Şuraya hemen şu an izlemekte olduğumuz kanal, Arif Aytar kanalı, kendi şahsi kanalıma giriş yapıyorum. Ve buradan en son attığım videoya giriyorum. Evet, şu anda videomuz gayet güzel açıldı. Hemen şuradan bir kalitesini 1080 yapıyorum. Normalde 1080'de takılıyordu burada. Ve şu anda herhangi bir takılma olmadı. Şöyle de yüklenme şeyini göstereyim arkadaşlar. Yani menzil genişleticimizin işlemi, bağlanma işlemi başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Menzil genişleticinin şöyle bir özelliği var. Yani güzel bir özellik, sevdiğim bir özelliği. Atıyorum interneti bu odada kullanmıyorsunuz. Yani anlık olarak, yani atıyorum 1-2 saatlik veyahut da işte bugünlük, her neyse. Bu odada işiniz yok. Menzil genişleticinin burada kalmasına da gerek yok. Wi-Fi'nin çekmediği ya da düşük çektiği neresi varsa prizden çekiyoruz. Orada kullanacağımız yerdeki herhangi bir prize takıyoruz. Ev içerisinde herhangi bir prize takıyoruz ve orada kullanmaya devam edebiliyoruz arkadaşlar. Ekstra herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Böyle bir güzel özelliği var. Yani Wi-Fi'mizin sinyalini güçlendiriyor, menzilini genişletiyor az çeken yerde. O yüzden böyle bir cihaz alma gereği duydum. Ve aldığımda da hani kurulumuyla alakalı sizlere de bilgi vermek istedim. Bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece bir uygulama üzerinden hesap oluşturmaya bakıyor. Onun haricinde herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Evet, videomuzun sonuna geldik. Video bu şekildeydi. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Herhangi bir yanlışım, kusurum olduysa affola, kusura bakmayın. Çünkü ben de dediğim gibi ilk defa videoda üzerinde bağlantı yapıyorum, kuruyorum. Daha önceden hiçbir menzil genişletici alıp da kullanmadım. Benim de ilk defa alıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, kanalımda ağırlıkla araçlarla ilgili videolar var. Otomobillerle vesaire olsun. Bunlarla ilgili videolar var. Ama zaman zaman bu şekilde farklı videolara da yer vermeye çalışıyorum. Özellikle bilgilendirme amaçlı, yani herkesin işine yarayabilecek şekilde bilgiler oldukça, fırsatım oldukça, yani böyle bir olanak doğduğu sürece bu şekilde videolar hazırlamaya gayret ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.